Uzun bir zamandır biyologların sorduğu tek bir soru var. Bitkiler yılın farklı zamanlarında neyi nasıl yapacaklarını nasıl biliyor? Bitkilerin yılın hangi zamanında neyi yapacaklarını bilmeleri bir mekanizmadır. Bu fotoperiyodizm yoluyla oluyor. Fotoperiyodizm. Işık için foto ve periyotta bunu uzunluk olarak düşünebiliriz. Gün uzunluğu yani diğer bir deyişle gün ışığı bunu anlamamız için e, burada konmuş bir isim. Periyodizm için verilen en yaygın örnek bir çiçeğin gün ışığında ne zaman ne yapacağını bilmesidir. Belli bitkiler gün uzun olduğunda çiçek açar. Bunlara uzun gün bitkisi denir. Gün kısa olduğunda çiçek açan bitkiler de doğal olarak tabii kısa gün bitkisi olarak adlandırılır arkadaşlar. Yani görünen o ki gün uzunluğunun etkisi büyük bir şekilde bitkilerin çiçek açmalarındaki zamanları düzenliyor. Peki ya çiçek bunu nasıl anlıyor, nasıl yapıyor? Öyle soralım, nasıl yapıyor bunu? Bitki gün uzunluğuna nasıl tepki veriyor? Evet, bu konu hakkında farklı deneyler yapıldı. Mesela kısa gün bitkileri. Ekranı biraz kaydırayım da deneye bir göz atalım beraber. Evet, buraya baktığımızda kısa gün bitkisinin aslında tam olarak neler olduğunu anlatmadan önce buradaki verilere bir bakalım. Bunlar günün saatleri. Burası gece yarısı ve burası da öğle. Yani düşünecek olursak başladığımız yere geri dönüyoruz. Bunun kısa gün bitkisi olduğunu hemen söyleyebiliriz. Gün kısa, gece uzun olduğu zamanlarda bu bitki çiçek açar. Bakın burada gündüz 8 saat sadece. Gece 16 saat olarak gözükmüş. Evet. Çiçek açar. Yazalım çiçek açar. Diğer taraftan gün uzun gece kısa olduğunda bitkimiz çiçek açmaz. Dolayısıyla bu kısa gün bitkisi oluyor. Kısa gün bitkisi. Şimdi akıllara ilginç bir soru geliyor. Bitkinin çiçek açmasını günün uzunluğu mu, gecenin uzunluğu mu belirliyor? Bunda hangisi söz sahibi? Görünen o ki incelenen birçok kısa gün bitkisini alıp gecenin bir yarısında karanlığı bölersek Bakın, burası sadece birkaç dakikalık uzunluk. Bitkimiz çiçek açmaz. Buradan çıkaracağımız sonuç, gün uzunluğunun etkisi o kadar da fazla değil. Çünkü eğer sadece bunun etkisi olsaydı burada hala çiçek olurdu. Burada kesintiye uğramamış gece uzunluğu önemli. Peki buna benzer bir gün ışığının müdahalesi olmadan gece ne kadar sürer? Sizin de anlayacağınız üzere bu gibi kısa gün bitkileri daha çok gecenin uzunluğuna bağlı olarak açar gecenin uzunluğu. Yani aslında kısa gün bitkisini uzun gece bitkisi olarak düşünebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi gün ışığını da aynı şekilde bir süreliğine kesintiye uğrattığımızda sonuç değişmiyor. Yani bitki birden çiçek açmıyor. O ufacık bir karanlık görüyorum, gün ışığı kesildiğine göre hemen çiçek açmalıyım demiyor bitki kendi kendine. Böyle bir deneyin sonucunda birçok kısa gün bitkisinde gecenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Şimdi diğer bitkilere geçelim. Bu arada anlattığım hiçbir şey kesin olarak doğru değil arkadaşlar. Bütün kısa ya da uzun gün bitkileri tek bir günde etkilenmez. Bu yaşadığımız dünyadaki işleyişte bize ipucu veriyor sadece. Mesela birçok uzun gün bitkileri aslında gün içinde çalışır. Şuraya yazmak istiyorum bunu. Evet, uzun gün bitkileri Onları iki grup olarak düşünebilirsiniz. Birincisi gece uzunluğuna bağlı olanlar. Yani uzun gün bitkilerine kısa gece bitkisi de diyebiliriz. Gayet mantıklı böyle değil mi? Kısa gece bitkisi. Bir de bunlara yarım gün bitkileri de deniyor. Elimizde bir de diğer uzun gün bitkileri var. Bu bitkiler gün daha uzun olduğunda çiçek açar. Diyelim ki yaza giriyoruz. Bu da günlerin daha uzun olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla ikinci grubumuz gün uzunluğuna bağlı bitkilerde oluşuyor. Burada sadece fotoperiyot veya gün uzunluğu biyolojik süreçte etkili olan tek faktör değil. Gün uzunluğu artı diğer süreçler var diyeceğiz. Bu artı diğer şeyler belki günün uzunluğu, belki harici bir belirti, belki de başka belirtiler, belki de bu dahili biyolojik belirtiler de olabilir. Buna harici rastlantısal model deniyor. Rastlantısal model. Çünkü kesişen bu harici faktörler belki dahili olabilir. Buna örnek olarak her gün mRNA üreten bir bitkiyi verebiliriz. Her gün her saniye mRNA üretir ve bu mRNA protein için bir koddur. Bu bir fare kulağı teresi. Bitki için oldukça ilginç bir isim, değil mi? Fare kulağı teresinde bitki her gün üretim halindedir. Burası sirkadiyen döngüsünün bir parçası. Sirkadiyen döngüsü günlük döngü. Konstans mRNA genleri üretmeye başlar ve bu konstans mRNA'lar konstans protein üretir. Ben ona kısa olsun diye ko diyeceğim ve konstans protein başlangıçta yeterince yüksek olursa bitki çiçek açmaya başlar. İşte işi biraz basitleşiyorum. Çünkü daha derine gittikçe bundan daha karmaşık bir hale geliyor ama yine de bu size genel bir fikir verecektir. Bu süreç her gün gerçekleşiyorsa buna gün içinde de diyebiliriz sanırım. mRNA seviyesi başta biraz düşük ama sonra ilerledikçe hatta daha da ilerledikçe mRNA seviyesi artar ve bitki daha çok konstans proteini üretmeye başlar. İyi de bu kadar çok konstans proteini üretiliyorsa o zaman neden bitki her gün çiçek açmıyor? Cevap konstans proteini yükselir ama bakın gece boyunca ortamda hiç ışık yok. Doğal olarak ayrışmak zorunda kalıyor. Evet, ayrışıyor. Buradaki çizdiğim durum gibi. Gün kısa olursa bitki çiçek açmaz. Fakat gün daha uzun olursa günümüzü biraz daha uzatalım. Eğer bu gün ışığı buralara kadar devam ederse konstans proteinlerini koruyan tetikleyici proteinler onları ayrışmaktan korur. Yani daha uzun gün durumunda biraz daha boyayım da iyice belli olsun şöyle. Evet bu durumda ayrışan bir şey olmayacak. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu proteinleri koruyan şeyi ışığın tetiklediğini düşünebilirsiniz. Uzun gün senaryosunda fare kulağı teresi çiçek açar. Bu videonun asıl amacı bir bitkinin çiçek açıp açmadığında fotoperiyodun etkisinin olup olmadığını anlamak. Ve çiçek açmanın Gün uzunluğu tarafından belirlenen tek süreç olmadığını görmek. Gün uzunluğu bitkinin ne zaman çiçek açıp açmayacağına karar veren ve onu düzenleyen yegane yol değil. Bazen bunların kombinasyonu sonucu ortaya çıkar. Sirkadiyen döngüsü yani günlük ritim gibi gün uzunluğuyla birleşir. Dolayısıyla biz de bazen gün uzunluğu değil de asıl önemli olanın gece uzunluğu olduğunu görürüz.